programımızın başında. Akşehir Belediyesi yeni nesil modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ödüllü geri dönüşüm projesi olan Atma Tıkla uygulamasını hayata geçirdi. Proje kapsamında evlerindeki bitkisel atık, yağ, kağıt, cam, plastik, pil, ilaç, metal, ahşap, tekstil, otomobil lastiği gibi geri dönüşüm yapılabilen atıkları olan vatandaşlar akıllı telefonlarına, tablet ve bilgisayarlarına indirecekleri programda bu atıkları Akşehir Belediyesi'ne teslim edip puan kazanacaklar. Ama Türkiye'de ilk defa böyle bir projenin başlatılmış olması ki belediye başkanımızın projeleri arasında çevre konusu çok önemli bir yer tutuyordu ve bugün böyle bir adımın hayata geçirilişine şahit oluyoruz. Hem ülke ekonomisine doğrudan katkı yapılacak hem de vatandaşlar kazandıkları puanlarla bisiklet, tablet, futbol ve basketbol topu kazanabilecek. Uygulama belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanmak gibi birçok promosyonu da beraberinde getiriyor. Çevreye şöyle bakmak durumdayız. Geçmişimizden, ecdadımızdan bize miras değil, geleceğimize aktarmamız gereken, bozulmadan aktarmamız gereken bir emanet olarak bakmak durumdayız. Akşehir sıfır atık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Konya'da ilk düzenli kata atık tesisi kazandırılan ilçe, atık su arıtma tesisine de sahip. 2005'li yıllarda Konya'da ilk düzenli kat atık depolama tesisi yapıldı. Akşehir'imize, Akşehir ve Bergörler Birliği'nin içinde yer aldığı bu projeyle Akşehir'imiz artık düzensiz kat atıklardan kurtuldu. Düzenli kat atık depolama sistemine kavuştu ve şu anda oradan elektrik enerjisi üretiliyor. Yine 2018 yılında faaliyete geçen Avrupa Birliği %94 Avrupa Birliği desteğiyle, hibe desteğiyle yaptığımız atık su arıtma tesisi. Bu atık su arıtma tesisimizden saniyede 172 litre su gölümüzü temiz su besliyor. Doğalgazla birlikte hava kirliliği gibi bir problemin de aşıldığı Akşehir'de ilçe belediyesi sıfır atık belgesini de hemen aldı. Sıfır atık belgesini alan Konya'daki ikinci belediye oldu. Konya belediyeler içinde. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu vesileyle, bu sıfır atık belgesiyle beraber Çevre Bakanlığımızın entegre çevre bilgi sistemine de kaydolmuş olduk. Bugünkü projemizde bu sıfır atık projemizin bir yansıması, ona katkı verecek önemli bir olay ve Atma Tıkla projemiz Türkiye'de ilk proje ve bu projenin yazılımını da Dexis yazılım kurucu ortağı hemşerimiz bilgisayar mühendisi Ozan Demirel aramızda, az sonra Sayın Bakanımızla ona da bir plaket takdim edeceğiz. Hiçbir ücret almaksızın Akşehir olma bilinciyle sağ olsun yazılımımızı hediye etti. Konuşmaların ardından programı yazan Akşehirli bilgisayar mühendisi Ozan Demirel'e plaket takdim edildi ve projenin tanıtımı yapıldı. Biz bu çalışmalarına istinaden tekrar yine Akşehir Belediyesi olarak Atma Tıkla projesini hayata geçirmeyi planlamaktayız.